Siyaset kulislerinde günlerdir konuşulan AK Parti'nin meclis başkan adayı kim olacak sorusu yanıtını buldu. Önce Mustafa Şentop, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ardından da açıklama geldi. İki gün önceki o görüşmenin ardından siyasette merak edilen sorular yanıt bulmaya başladı. Mustafa Şentop, ikinci dönem meclis başkan adayı olarak meclis başkanlığına, başkanlık divanına iletilecektir. Kulisler meclis başkanı kim olacak sorusuna yanıt ararken Binali Yıldırım'dan gelmişti ilk açıklama. Gidip gelmemek var, gelip görmemek var. Meclis başkanlığına aday olmadığını, olmayı da düşünmediğini açıklamıştı Binali Yıldırım. Seçilecek arkadaşlara başarılar. Çok teşekkür ederim. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde de gündemdeydi meclis başkanlığı seçimi. MHP lideri ayrı aday çıkarmayacaklarını, AK Parti adayına destek vereceklerini belirtti. Bu gelişme sonrasında gözlerin çevrildiği Mustafa Şentop da MHP lideri Devlet Bahçeli'ye gitti. Teşekkürlerimi ifade ettim. Hem de bu yeni dönemle ilgili olarak bir destek konusunda da görüştük. Ziyaret sonrasında Şentop'un adaylığı resmen ilan edildi. Meclisteki seçim ise 2-12 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Bizim kanaatimiz yine 7 Temmuz'da bu sürecin tamamlanacağı şeklinde. MHP lideri ise Şentop'la görüşmesi öncesinde genel merkezde kurmaylarıyla toplantıdaydı. Koronavirüs önlemleri altında yapılan toplantı sonrasında MHP lideri bir kez daha Cumhur İttifakı vurgusu yaptı, seçimlerin 2023'te zamanında yapılacağını söyledi. Peki kabine revizyonu gündemde mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakan değişikliğine şu an için gerek görmediği belirtiliyor.